Değerli arkadaşlarım, hepinize tekrar merhaba. Bir önceki dersinizde Erikson'un psikososyal gelişim kuramında kimliğe karşı kimlik karmaşası döneminde kalmıştık. Ne demiştik? Birey bu dönemde ben kimim sorusuna cevap arar. Yani kimlik arayışının en yoğun olduğu dönem kimliğe karşı kimlik karmaşasıdır. İşte tam bu süreçte kimlik arayışı nasıl sonuçlanır dediğimizde karşımıza kimlik statüleri çıkar demiştik. Erikson'a göre sürecin 6 şekilde, Marsilya'ya göre 4 şekilde sonuçlanabileceğinden, yine Marsilya'daki üst kimlikten ve alt kimlikten söz etmiştik. Şimdi tüm statüleri bir arada inceleyeceğiz ve sizden bir ricam var. Kimlik statülerini çözümlerken şimdi tahtaya çizecek olduğum şablona göre çözümleme yapın. Yoksa metni okuyayım, anlayayım, o şekilde çözeyim biraz kafa karışıklığına yol açabilir arkadaşlar. Bir kimlik statüsü sorusu çözümlenirken cevap aramanız gereken 3 tane soru vardır. Birinci soru daima şudur. Bu kişide kimlik arayışı var mı? Burada anlatılmak isteyen olay şudur. Yani bu kişi ben nokta 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 olmalıyım ya da nokta 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 bana uygun olabilir gibi sorgulama yapmış mı? Önce bu soruya cevap arayacağız. Ne diyecekmişiz? Bir daha okuyalım. Bu kişide kimlik arayışı var mı? Yani mesela ben öğretmen olmalıyım, ben doktor olmalıyım ya da öğretmenlik, mühendislik bana uygun olabilir gibi bir sorgulama yapmış mı? İlk sorumuz bu. İkinci soru şu. Peki bu kişi bir kimliğe bağlanmış mı? Yani bu sorgulamayı yaptıktan sonra kati karar verme, bir kimliğe bağlanma söz konusu mu? Üçüncü soru, ikinci sorunun devamı. Eğer bağlanmış ise bu kendi istediği kimlik mi? İşte sevgili arkadaşlar, bu üç soruya cevap bulduğunuzda kişinin kimlik statüsü açığa çıkar. Ve hemen yan tarafa da statüyle ilgili birkaç kısa açıklama yapalım. Ben size önce teorik açıdan kuralları vermeye başlayayım. Mesela şayet kişi evet kimlik arayışı yapmış, evet bir kimliğe bağlanmış ve evet bu kendi istediği kimlik ise bu kişinin kimlik statüsü başarılı kimliktir. Demek ki başarılı dediğimiz kimliğin mantığı şudur. Birey kendi aradı ve süreç sonunda dikkat edin, kendi istediğine bağlandı. Mesela araştırdı. Öğretmenliğin kendine uygun olabileceğine karar verdi ve gitti öğretmen oldu. İşte bu başarılı bir kimliktir arkadaşlar. İkinci statü. Evet. Arayış var ama hayır. Henüz bağlanma yok. Haliyle burayı boş geçiyorum. Neden? Çünkü bak üçüncü soru şu. Eğer bağlanmış ise, burada bağlanma olmadığı için burayı boş geçtik. Şimdi burayı iyi dinleyin arkadaşlar. Hatta şunlar karışmasın. Şöyle araya bir çizgi atayım. Şimdi ikinci statü. Evet arayış var ama hayır bağlanma yok. Şeklinde gerçekleşen iki tane statümüz var. Aynı şeyi şuraya tekrar yazalım. Evet arayış var ama hayır bağlanma yok dediğimiz iki tane statü var. Bunlardan ilki moratorium kimlik. Yani ertelemeci kimlik. Ya da askıya alan kimlik.
Diğeri ise sevgili arkadaşlar, kimlik karmaşası dediğimiz durum. İkisi arasındaki fark ne? Önce ortak noktayla başlayalım. Her ikisi de arayış yaptı ama kati karara varamadı. Fark ne? Fark şu. Moratorium kimlikte, yani ertelemeci kimlikte birey karar veremeyince bundan kurtulmak için, dikkat edin, daha sonra karar vermeye karar verir. Unutmayın, en kötü karar kararsızlıktan iyidir. Çünkü aksi halde birey kararsızlık yaşamaya devam edecek. Ne diyor? Evet olmadı. Neyse bunu daha sonra karar veririm. Erteliyor. Daha sonra düşüneceğim diyor. Böylece kararsızlık yaşamaktan o anlığına kurtulmuş oluyor. Kimlik karmaşası ise dikkat edin. Karar veremez ve halen kararsızlık yaşamaya devam ediyor. Dikkat edin. Birey arayış yaptı ama karara varamadı ve halen kararsızlık yaşamaya devam ediyor. Bunun ne olduğunu az sonra örneklerle göreceksiniz. Değerli arkadaşlarım, bir diğer durum ise evet arayış var. Evet bir kimliğe bağlanma da var. Ama hayır, bu kendi istediği kimlik diye. Şimdi kendinize sorun. Bir insan nasıl olur da kendine uygun bir kimlik bulur, arar, bulur ama kendi istediğine bağlanmaz. Neden? Çok basit. Çünkü bu kişi muhtemelen ne yaptı? Kendi isteğinden, dikkat edin, vazgeçip neye bağlandı? Çevrenin istediğine bağlandı. İşte arkadaşlar, bu sürece gölgelenmiş kimlik denir. Gölgelenmiş kimlikte birey ne yapıyormuş? Kendi isteğinden vazgeçip çevrenin istediği kimliğe bağlanıyormuş. Bir sonraki kimlik statüsünde sevgili arkadaşlar, bireyin, dikkat edin, hayır, bir arayışı yok ama evet bağlanması var. Şimdi dikkat edin arkadaşlar. Arayış yok ama bağlanma var. Haliyle bunun kendi istediği kimlik olma ihtimali zaten yok. Çünkü arayışı yok. İşte buna değerli arkadaşlarım, ipotekli kimlik denir. Dikkat edin, ipotekli kimlikte bireyin arayışı yok ama bağlanması vardır. Peki bu nasıl mümkün olur? Çok basit. Birey kendisi araştırmaz. Dikkat edin. Ona uygun görüleni sorgulamadan kabul eder. Mesela sınavlarda, buraya bakın lütfen arkadaşlar. Sınavlarda şu gölgelenmiş kimlikle ipotekli kimliği hep birbirine karıştırıyorsunuz. Neden biliyor musunuz? Bakın buraya. Şurası aynı çünkü. Şurası aynı. Dikkat ederseniz her ikisinde de kişi evet bir kimliğe bağlanmış ama bu kendi istediği kimlik değil. Ama arada çok önemli bir fark var. Gölgelenmiş kimlikte birey kendi isteğinden vazgeçip ailenin, çevrenin istediğini yapar. Oysa ipotekli kimlikte bireyin kendine ait bir isteği hiçbir zaman olmamıştır. Aileni isterse direkt yapmıştır. Yani kendi isteğinden vazgeçme diye bir şey söz konusu değildir. Bir başka statüde bireyin herhangi bir arayışı olmadığı gibi herhangi bir bağlanması da yoktur. İşte buna dağınık kimlik denir. Dağınık kimlikteki birey tabiri caiz ise rüzgar nereden eserse oraya savrulur. Ve bu savruluş sürekli devam eder arkadaşlar.
Bir sonraki ve son statümüz ise zıt. Yani ters. Yani negatif kimliktir. Şimdi zıt kimlik, yani ters kimlik, negatif kimlik buradaki sorularla bulunmaz. O yüzden bunlara çarpı atıyorum. Zıt kimlik, yani negatif kimlik metnin okunmasıyla bulunur. Zıt kimlik, ters kimlik, negatif kimlik şu şekilde tanımlanır. Çevrenin beklentisinin, dikkat edin, tam tersini yapmak. Neymiş, bir daha okuyalım. Çevrenin beklentisinin tam tersini yapmak. Peki, neden bir insan çevresel beklentinin tam tersini yapar? İşte arkadaşlar, burada şu ifademi sakın unutmayın. Fazla sıkma ters teper. Tekrar ediyorum. Fazla sıkma ne teper? Ters teper sevgili arkadaşlar. Eğer siz bir insanı çok sıkarsanız, ondan çok büyük beklentiler içerisine girerseniz, birey bu beklentinin altında ezilebilir. Ve o beklentinin getirdiği sorumluluktan kurtulmak için, bakın ne diyorum, o beklentinin getirdiği sorumluluktan kurtulmak için ne yapabilir? Çevresel beklenti, ailenin beklentisinin tam tersini yapar. Çünkü tam tersini yaparsa artık kimse ondan bir şey bekleyemez. Mesela insancıl yaklaşımın önemli temsilcilerinden biri olan Maslow şöyle söyler. Der ki, benim annem öylesine katı bir katolikti ki ben ateist oldum der. Bakın çok önemlidir bu cümle. Benim annem öylesine katı bir katolikti ki ben ateist oldum der. Peki, katı bir katolik. Evladından çok büyük beklentileri var dini anlamda ve görevleri var çocuğun. Çocuk bu görevler altında ne olmuş? Ezilmiş, yorulmuş. Ne diyor? Ben ateistim diyor. E şimdi siz ben ateistim diyen kişiden artık dini bir görev, dini bir beklenti içerisine giremezsiniz. Yani kişinin şunu anlayın. Zıt kimlik, ters kimlik, yani negatif kimlik olmasının sebebi o beklentinin oluşturduğu yükten kurtulmak içindir arkadaşlar. O yüzden dediğimiz gibi fazla sıkmayın. Ne teper? Ters teper. Bunun böyle klasik örnekleri vardır. Şey derler mesela. İmamın manken kızı derler. Ya da ne bileyim, devrimci ailenin ülkücü oğlu derler mesela. Ya da tam tersi, ülkücü ailenin devrimci kızı derler mesela. Ya da mutaassıp ailenin saçları uzun, kulağı küpeli, yırtık kotlu barlardan çıkmayan evladı derler mesela. Gibi gibi. Yani ne var? Çevresel beklentinin tam tersini yapmak vardır arkadaşlar. Şimdi bakın, bu şablonu çok iyi anlamak gerekir. Çünkü kimlik statülerinden bir soru çıkarsa bu şablona göre çözeceksiniz soruyu. Ve sizin için en önemli kısım, kimlik statüleriyle ilgili soruyu çözmeye daima şu sorudan başlamak zorundasınız. Eğer buradan başlamazsanız tehlike, yanlış yapma ihtimali doğar. Şimdi ben sizlere sözlü olarak birkaç soru yönelteyim. Sohbet havasında bu şablona uyarlayarak bulmaya çalışalım. Dinliyoruz, ilk sorumuz geliyor. Ayşe'nin anne babası sürekli kavga etmektedir. Tek düşüncesi bir an evvel bu evden gitmek olan Ayşe, üniversite bölüm tercihlerini yaparken şehir dışında bulunan puanı en düşük her yeri tercih listesine yazar. Bütün bölümleri yazar. Bunlardan birine puan yeter, şu anda o bölümde okumaktadır. Ayşe'nin kimlik statüsü nedir? Düşünelim. Soruya bir daha bakalım. Ne diyor soru? Ayşe'nin anne babası sürekli kavga ediyor. Tek derdi bir an evvel bu evden kurtulmak. Peki tercihlerini nasıl yaptı?
şehir dışında bulunan üniversiteler puanı en düşük bütün bölümleri yazdı. O halde şimdi sen bana söyle. Bu düşüncedeki bir insanım. Ben öğretmen olmalıyım, ben mühendis, ben doktor. Yani kendine ait bir arayışı, kimlik arayışı var mı? Var mı? Yok. Tek derdi. Bir an evvel buradan uzaklaşmak. O halde soru bitti işte. Hemen buraya bakın, hemen buraya bakın. Bakın bu örnekteki Ayşe'nin bir kimlik arayışı var mı yok mu? Hayır yok. O halde Ayşe ya ipotekli ya dağınık. Peki kendimize şunu soralım. Ayşe ailem ne isterse ben onu yaparım kafasında mı? Hayır. Bu da gitti. Demek ki cevap dağınık kimlik. Bakın şablon kullanırsanız soruyu çözmeniz 10 saniyedir. Hadi başka bir soru. Bir diyalog vereyim size. Öğretmenim, biliyorsunuz ben de sizin gibi öğretmen olmak istiyorum. Ama ailem tutturdu avukat olacaksın diye. Peki sen ne yapmayı düşünüyorsun oğlum? Sorun da o ya öğretmenim, ne yapacağımı bilemiyorum, çıldıracak gibiyim. Soru, bu çocuğun kendine ait bir isteği var mı? Ben şu olmalıyım, ben bu olmalıyım dedi mi? Evet dedi. Ne dedi? Öğretmenim, biliyorsunuz ben de sizin gibi öğretmen olmak istiyorum dedi. Yani bu çocuğun kendine ait bir isteği var mı? Evet, var. Peki ikinci soru. Peki bir kimliğe bağlandı mı? Kararımı verdim, şu olacağım dedi mi? Demedi. Aksine ne dedi? Öğretmen sordu. Peki sen ne yapmayı düşünüyorsun oğlum? Ne dedi? Sorun da o ya öğretmenim, ne yapacağımı bilemiyorum, çıldıracak gibiyim dedi. İki ihtimal var. Ya moratoryum ya kimlik karmaşası. Peki moratoryumu oku. Karar veremeyince bundan kurtulmak için daha sonra karar vermeye karar verir. Kimlik karmaşasını oku. Karar veremez ve halen kararsızlık yaşamaya devam ediyor. Çocuk ne dedi? Sorun da o ya öğretmenim, ne yapacağımı bilemiyorum, çıldıracak gibiyim. Yani çocuk kimlik karmaşası yaşıyor. Çünkü halen kararsızlık yaşıyor. Hadi örneği değiştirelim. Öğretmenim, biliyorsunuz ben de sizin gibi öğretmen olmak istiyorum. Ama ailem tutturdu avukat olmalısın diye. Peki sen ne yapmayı düşünüyorsun oğlum? Hocam daha önümde 2 yıl var. Bu kararı daha sonra alacağım. Başlayalım. Kendine ait bir istek var mı? Evet var. Karar verdi mi? Hayır. Demek ki ya moratorium ya kimlik karmaşası. Ama ne dedi? Hocam daha 1. sınıftayım. Önümde 2 yıl var. Yani evet daha sonra karar vereceğini söyledi. İşte şimdi sorunun cevabı moratorium oldu. Hadi değiştirelim. Öğretmenim, biliyorsunuz ben de sizin gibi öğretmen olmak istiyorum. Ama ailem tutturdu avukat olmalısın diye. Peki sen ne yapacaksın oğlum? Öğretmenim, sonuçta onlar benim ailem. Bugüne kadar beni okuttular, baktılar, büyüttüler. Onlara borcumu onların istediği gibi bir avukat olarak ödeyeceğim dedi. Şimdi dikkat. Soru nasıl başlamıştı? Öğretmenim, biliyorsunuz ben de sizin gibi öğretmen olmak istiyorum. Demek ki bu çocuğun evet kendine ait bir isteği var. Evet var. Peki çocuk karara vardı mı? Evet, karara da vardı. Karara da vardı. Peki çocuğun vardığı karar kendi istediği mi değil mi? Değil. İşte sana gölgelenmiş. Oku. Bu çocuk kendi isteğinden vazgeçip çevrenin, mesela ailenin istediğine bağlandı. Çünkü şöyle diyordu. Ben öğretmen olmak istiyorum ama ailemin istediği gibi öğretmen olacağım dedi. İşte buna sakın ipotekli demeyin. Çünkü ipotekli kimlikte bireyin kendine ait bir isteği arayışı yoktur. Peki hocam ne olsaydı ipotekli olurdu? Bakın şimdi size bir ipotekli örneği vereyim. Bir okulda rehber öğretmen olarak görev yapan Ayşe Hanım, son sınıf öğrencilerinden Murat'ı rehberlik birimine davet eder. Der ki, Murat oğlum, bugüne kadar arkadaşların hep rehberlik birimine geldi, onlara çeşitli mesleki yönelim envanterleri uyguladık, testler uyguladık, ama sen daha hiç gelmedin, ne yaptın oğlum, araştırdın mı, ne yapmak istediğine karar verdin mi? Murat şöyle söyler, öğretmenim, ailem bugüne dek benim için hep en doğru kararı verdi.
bu konuda da en doğru kararı vereceklerdir. Ben onlara bıraktım dedi. Dikkat edin. Bu çocuğun kendine ait bir isteği yok. Peki bir kimliğe bağlanması var mı? Evet, çoktan var. Hangi kimlik? Ailenin istediği kimlik. Al sana ipotekli. Şimdi bir daha bakalım. Gölgelenmiş ipotekli farkına. Gölgelenmişte kendi isteğinden vazgeçip ailenin istediğini yapıyor. İpotekli de kendine ait bir istek hiçbir zaman olmamış. Direkt ailenin istediğini yapıyor. Size burada yalnız bir dipnot vermek istiyorum. Bunu unutmayın. Bazı hallerde çocukluk travmaları nedeniyle birey meslek seçimi yapıyorsa bu da ipotekli kabul edilir. Size bir örnek vereyim. Murat 9 yaşında. Dikkat edin. Soru ne diyor? Murat 9 yaşında diyor. Babası polis, babası asker ve teröristlerle mücadele ederken babası şehit düşüyor. Murat o gün diyor ki, ben de büyüyünce babam gibi polis olacağım ya da ben de büyüyünce babam gibi asker olacağım diyor. Nitekim yaş ilerliyor, büyüyor. İşte kimlik 12-18 oluyor. Ama dikkat edin, Murat o günden sonra hiçbir meslek araştırmıyor, hiçbir şey sorgulamıyor. Çocukluk çağında yaşamış olduğu bu olayın etkisiyle polis ya da asker oluyor. Bu yine ipotekli kimlik kabul edilir. İyi de hocam, çocuğun kendine ait isteği var. Yok, bu çocuğun kendine ait bir isteği yok. Travmanın isteği var. Dikkat edin arkadaşlar, 9 yaşındaki bir çocuk henüz yetenek ve ilgilerinin tam olarak farkında değildir. Orada ben polis olacağım, ben asker olacağım dediği olay tamamen travmatik bir durumun etkisidir. Zira dikkat edin, bu çocuk 12-18 yaş arasında, yani 9 yaşından sonra bir daha hiçbir arayış yapmadı. Hiçbir düşünce geliştirmedi. Çocukluk çağındaki travmanın etkisiyle bu mesleğe bağlandı. İşte bu tip özel durumlarda ne kabul edilirmiş? İpotekli kabul edilirmiş. Bu özel bir durumdur, aklınızda bulunsun. Hadi son bir örnek daha verelim. Diyelim ki, öğretmenim, biliyorsunuz ben de sizin gibi öğretmen olmak istiyorum. Ama ailem tutturdu avukat olmalısın diye. Peki sen ne yapmayı düşünüyorsun oğlum? Öğretmenim, sonuç itibariyle bu hayat benim. Anne ve babamı asla kırmak istemem. Ama ömrüm boyunca keyif alamayacağım, belki de nefret edeceğim bir meslek de yapmak istemiyorum. Bu nedenle beni anlayacaklarını düşünüyorum. Ama ne olursa olsun ben öğretmen olacağım diyor. Dikkat edin arkadaşlar. Çocuk kendi isteği bağlandı ve kendi istediğine bağlandı. İşte bu başarılı kimliktir. Yani başarılı kimliğe sahip birey. Dikkat edin, süreç sonunda daima kendi istediğine bağlanır. Daima. İşte bu noktada aklınızda bulunsun. Eğer bir kişi, bunu unutmayın, başarılı kimliğe sahipse muhtemelen ergenlik çağında ailesiyle daha sık çatışma yaşar. İlginçtir ama sevgili arkadaşlar, buradaki çatışma kötü bir şey değildir. Mesela ben hep anne babalara söylerim. Eğer ergenlik çağındaki çocuğunuz sizinle çatışıyorsa, hayır ben öyle düşünmüyorum diyebiliyorsa ya da mesela mesleki bir düşüncesi var, ben sizin istediğiniz mesleği yapmak zorunda değilim, benim bir hayatım var diyorsa, kendinizi kutlayabilirsiniz. Çok güzel bir evlat yetiştirmişsinizdir. Çünkü bizde maalesef sevgili arkadaşlar, doğru evlat şu zannediliyor. Dinleyin bakın. Bizim çocuğumuz başka çocuklara benzemez. Bizim sözümüzden hiç dışarı çıkmaz. Bugüne kadar bizi hiç üzmedi. Biz ne dersek onu yapar. Maalesef aile matrahmış gibi bir şey anlatıyor ya arkadaşlar. Oysa ne kadar kötü bir evlat yetiştirdiğini anlatıyorlar. Çünkü burada tasviri yapılan evlat maalesef ipoteklidir. Ailenin sözünden asla çıkamayan, asla kendi düşüncesini dile getiremeyen bir evlattır ve ipotekli bir evlattır. Ve hayatı boyunca maalesef bağımlı olmaya devam edecektir arkadaşlar. İşte gördüğünüz gibi arkadaşlarım, bu yüzden bir yerde okursanız şaşırmayın.
başarılı kimlik statüsüne sahip bireyler muhtemelen ergenlik çağında ailesiyle çatışmış kişilerdir. Aklınızda bulunsun. İşte karşınızda tüm kimlik statüleri duruyor. Eğer anlattığım haliyle çözerseniz karşınıza çıkacak. Tüm kimlik statüsü sorularını rahatlıkla çözersiniz değerli arkadaşlarım. Bunu da tamamladığımıza göre bu dersi burada tamam bitirelim. Bir sonraki derste Erikson'un geriye kalan 3 dönemi olacak. Ne olacak? Yakınlığa karşı yaratılmışlık, üretkenliğe karşı durgunluk ve benlik bütününe karşı umutsuzluk. Bir sonraki dersimizde bunları işleriz. Hatta bağlanma kuramını, yani Bowlby'nin etolojik bağlanmasını ve bir de Horowitz'in yetişkinlikteki bağlanma süreçlerini de bir sonraki derste ele almaya çalışırız arkadaşlar. Evet, bir sonraki dersimizde tekrar buluşabilmek dileğiyle sevgili arkadaşlar, umutla kalın, umut etmeyi sakın unutmayın.